Bu görevin ben neyin nesi olduğunu bilmiyorum. Bir saniye hemen şu quest'ten bakalım göreve. Kızıl Kartal kılıcını bulma göreviydi. Hatırladım, hatırladım. Şu Kızıl Kartal kılıcını bulma görevine bir gidelim. Biz burayı araştırdı mıydık? Pavon'un evi. Burası sanki çirkin bir mekan gibi durmuyor ya. Ağırlık taşıma kapasitem ne kadar? Abi 13.000 gold yapmışım ama üstüm başım dolu ya. Böyle şehrin birine uğrayıp niye bir şeyler satmamışım ben? Ve üstümün şu an neyle dolu olduğunu gerçekten merak ediyorum. Avlanma yayı falan satarız diye almışımdır. Demir hançeri evsunlarız diye mi tutuyorduk? Herhalde evsunlarız diye tutuyorduk ama ben evsunlamayı bilmiyorum ya. Salla gitsin. Haldırın asası. Ork savaş baltası. At abi ork savaş baltasını. Bunlar niye benim üstümde? Ork yayı. Okçuluk yapıyor muydum ki ben? Yüce Yıldırım esası, çelik gürüz, at çelik gürüzü, ürküten çelik gürüz, tamam. Bu şey yapar yani, bu iş yapar. İyi kötü satarız, okutulur da. Allah Allah. Birazcık ben fazladan malzeme depolamaya alışmışım sanki ya. Çok fazla malzemem var üzerimde. Benim kardeşiminki şimdiden 4.30 abi. Bildiğim kadarıyla bu göz bozukluğu belli bir kademeden sonra ilerlemiyor kanka. Yani o açıdan sıkıntın olmasın Yusuf'cum. Belli bir kademeden sonra ilerlemiyor. Göz bozukluğun duruyor ister istemez. Şu ilerideki mağaraya doğru girelim. Harbiden üstümdeki fazlalıkları attım, rahatladım. Bir de sanırım şey var benim üzerimde. Şu çeşitlilerden kürk mürk var bir ton. Aynen bak, kürklerin tanesi 3 kilo ağırlık kaplıyor. Şu boş şişeleri falan atalım 2 dakikada. Kovaya at. Aynen ya bak, kurt kürkünden hiç yoktan şu an 8 kilo ağırlığım var zaten. Külçem materyalleri niye yanımda taşıyorum hiçbir fikrim yok gerçekten. Yapıyorum arada sırada böyle şeyler. Şu ilerideki mağaraya da girelim. Kızıl Kartal kılıcını falan bulup böyle bir ufak bir satış yaparsam güzel olur sanki. Oyun içi parlaklık açabilir misin? Nasıl açılıyor bilmiyorum. Ya böyle görebiliyoruz ya. İyi yani, o kadar bir sıkıntım olmuyor benim. Size de iyi geliyordur. Diğer elim boşta mı benim? Elektrikte. Dur o zaman. Şafak söken burada. Kılıç diğer elde. Burası şey gibi galiba. Sanırım Yitik Elfer'in mekanı bura. Aynen, sanırım Yitik Elfer'in mekanı. Ya mekanın içerisinin pek ayrı çıktığını zannetmiyorum ya. Yetikel falan değil, bildiğin yeminlilerin mekanı mı? Ama çok vuruyorlar. Ama çok vuruyorlar. Bu konuda hemfikiriz sanırım. Ya bu zamana kadar kimse bana parlaklık konusunda şikayet etmedi. Şimdi ilk kez şikayet ediyorsunuz ya. Ben ne bileyim abi. Yani gerçekten garipsiniz ya. Nereden açılıyor parlaklık? Açayım Lightfade'den mi? Kim bilir ne yaptım ben. Lightfade ne? Brightness. Değişik talepler geliyor, beni şey yapıyor sadece. Şafak söken kılıcını ben ruh cevheriyle besledi miydim? Dağ çiçeği falan filan, Allah ne verdiyse her şeyi unutuyorum da gerçi. Evet, burada biri var. Elektrik yemiyor mu lan yeminle? Diğer eline de silah alması bu kadar uğraştırmamalı. Bir saniye kardeş. O okun hesabını ben sana soracağım. Sanırım Brightness açınca tekrardan benim başım bu FPS drop konusunda belaya girdi. Oyun yeniden takılıyor. Mükemmel.
Tamam, bundan alacağım bir şey yok. Bundan alacağım bir şey de yok. Estağfurullah canım, kusura bakmalık bir durum yok. Sadece hani bu zamana kadar kimse bir şey söylemedi işte, göremiyoruz edemiyoruz diye. İlk kez duyunca dedim Allah Allah, ulan durdu durdu, bu zaman şimdi mi bozuldu, hani yeni yeni mi görüş sıkıntısı çıkartıyor. Kardeş bir saniye, adam kayboldu da az önce orada. Sizlik bir sıkıntı var mı bilemiyorum da az önce orada adam kayboldu. Ve bu benim için bir sıkıntı. Bakış açım, perspektifim bozuldu lan. Harbiden perspektifim bozuldu abi. Yo, bakış açım, perspektifim bozuldu derken mekanın tasarımından dolayı. Hani yan giriyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan filan, tam anlamadım ben mevzuyu. Anlayamadığımdan dolayı da birazcık sıkıntı çıktı açıkçası ya. Ya baksana, yani hani pek düz durmuyor gibi. Burada kulelere çıkıyor. Allah Allah. Skyrim'de ilk kez izlenme şansı verdim desem, ilk kez izliyorum. Gene de genelde yayını kapatırım ama şans vereyim dedim. İyi yapmışsın dostum, belki hoşuna gider. Çünkü Skyrim o kadar da kötü bir oyun değil. O kadar da değil, kötü bir oyun değil Skyrim yani. Dur tahmin edeyim. İçeri giremiyorsunuz. Ben bu kolu çekene kadar içeri giremeyeceksiniz muhtemelen. Anam! Sinek ısırığı gibi mi? Biraz kalabalık olmasanız ben size hesap sorardım ama biraz kalabalıksınız, dua edin. Gelin lan! Sizden korkan sizin gibi olsun oğlum. Hayırdır? O herifi öldürdük de bizim şey iyi... Anan iyiyim! Ben hissettim. Ben hissettim ama gerçekten hissettim. Yani hani o oku yiyip öleceğimi hissettim abi. O yeminli çok vuruyor, yeminli arkadaş. Bir sıkıntı var onunla, bir problem var yani. O oku yiyip böyle şappadanak oturacağımı hissettim ya. Gelsene. Dur ya bir saniye, ben niye şey yapmıyorum ki? Birazcık kılıç kalkan takılayım abi. Ya şurada bulduğum öylesine göstermelik bir kalkanı kullanayım, ne olacak? Giysilerdeydi değil mi kalkan? Sanki benim başka bir kalkanım daha vardı diye hatırlıyorum ama evet. Ateşe karşı direnci olan elf zayıflatma kalkanım var. Post kalkanı ne yapayım ben? At bunu. Şu elf zayıflatma kalkanını al favorilere. Al bunu 5 numaraya. Çek 5 numarayı. Elf kalkanı ile beraber hadi bakalım. Kılıç kalkan. Çift baltalı berserk olarak başladığımız yolda kılıç kalkan abi. Yine mi öldüm ya? Galiba savaşmayı beceremiyorum. Ulan o kadar elf kalkanlı falan da şey yaptık. Olmadı mı? Yine mi olmadı? Allah çok aşı... Tamam, onların gelmesini bekleyeceğim. Gel lan içeri. Bu çok vuruyor yeminli baskıncı ya. Öyle böyle değil.
Izgara pırasa falan filan yemekten içim dışıma çıktı. Lahanalardan ne can doldurdu ya. Vallahi çiğ tavşan buduna kadar yedim arkadaş. Bir saniye, yeminli baltası ne kadar vuruyor? 17 hasarı var yeminli baltasının. Bizim ork baltasının ne kadar hasarı var? 15 hasarı. Kuvvet emmesini falan salla. Bir de onu beslemesi var şimdi. Bunu satarız hatta. Bunu satarız, dur. Bunu satarız. Silahlardan favorilere şu yeminli baltasını al. İki tane mi var yeminli baltası? At birini. Al favorilere. Gel favorilere. Yeminli baltasını ikiye taşı. Şunu buraya taşı. Şimdilik kalkandan memnunum da yeminli baltası diğerlerinden daha çok hasar vuruyormuş. Takipler için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Canımı doldurayım da öyle gideyim. Ne olur ne olmaz. Ben bu arada bir saniye şu fight bitsin chat'i açacağım. Öyle büyük konuşma, geberteceğim edeceğim falan. Ateşe karşı direnci vardı bu kalkanın. Keko! Ya ateşe karşı direnç. Hey yavrum hey. Bu yeminliler nasıl bu kadar rahat büyü yapıyor? Adamların ne evsun kıyafeti var, ne evsun giysisi var, bir şeyi var. Ya, bit boş iş değil dostum. Şimdi olduğunuz destek her türlü destek. Yani selam vermeniz bile benim için en büyük destek ki bitle bağış arasında pek bir fark yok. Kılıç kalkan da kötü sayılmazmış bu arada ha. Demir bileklik. Demir bilekliğim var mı benim? Benim bilekliğim muhtemelen evet. Bu deri bileklikten çok çok daha kuvvetli. Demir bileklik mi, deri bileklik mi artık hangisiyse. Kör kaya burcu. Gireceğim, içeriye de gireceğim. Sanırım buraya girebilmek için o köy kaya burcunun içerisine girmem gerekiyor. Şurada ben bir tekrardan save alayım da. Auto save. Chat'i de bir açalım ya. Arkadaşlar kusura bakmayın, LoL'de benim biraz şirazeden çıktım. Normalde tatlı ponçik bir insanım ama LoL'de şirazeden çıkabiliyorum. Görevler bugda mı? Düzeldi mi hala? Hala bugda kanka. Samet abim desem daha iyi olur. Kanka nasıl hitap etmek istersen öyle hitap et. Bana fark etmez. Oğlum LoL'de şirazeden çıkıyorum lan. Ama adamlar çok üstüme geldi yani. Adamlar çok üstüme gelip cigürlülük yaptı bana. Ayin sesi gibi bir şey var ama. Hadi hayırlısı bakalım. Ben buranın sonunun pek hayra çıktığını zannetmiyorum ama. O kalkanın büyü engelleyeni var. Hiçbir büyü işlemiyor bak istersen. İşte bunun da %30 şeysi var. Ateşe karşı direnci var. Petra. Evil Petra put me here. Stole my tower. Hater, chew your bones. Let me out, kind, kind meat. Seni neden serbest bırakayım? Because you're such a very nice orc. Bu pek iyi bir sebep değil. Reason, reason, reason. You're kind and their reasons. Ah, you have a pretty staff. Help me find Petra. Wring her neck, pluck her eyes. Take my prize staff. I just want my tower back. Bence yeterince uygun. Asayı alıp bunu tekrardan dövebilirim. Petra, curse her eyes. Petra, Petra, curse her eyes.
Ablacım bence orada daha iyisin sen ya. Seni ben dışarı salamam. Ben seni dışarı salamam. Ay. Ben bunu dışarı salmam abi. Şuna baksana. Gözlerden inlik akıyor moruk. Kaşınıyor mu ne yapıyor? Gözlerden inlik akıyor kanka bunun. Dur bakalım şu görevlilere, kuyesinlere. Zaten hırıl 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 hırıl. Çok fena nefes ayıp veriyor. Nefis ayıp. Kızıl Kartal kılıcını bul değil, Ucube Petra'yı öldür. Dur bakalım. Öldüreyim, sonra geleyim öldürdüm diyeyim. Asayı alayım, bunu da öldüreyim. Sal bence o da yardım eder. Açamıyorum ki. Aha çok beğendim Şirin Kule'ni. Ben de arkandan altınları lootlayıp geliyorum. Çok akıllıca gerçekten yani hani deneme yanılma yoluyla bile ben ortadaki tuşu bulamazdım hayatta. Şş, donma büyüsü falan var yalnız işe yarıyor ha. Bekle kız. Bir şeyler soyacağım. Işınlandı karı. Ha, dur. Ne var orada? Neyi açtın? Kolu mu erik yetkinleştirdin? Geçidi mi açtın? Ha, şeyi durdurdu. Tuzakları durdurdu. Yani ben buna yardım etmesem kanka buradan hayatta geçemezdim anladın? Onu anlatmaya çalışıyor. Geçitleri dur, o geçitleri açıyor. Ya burası benim kulem diyor. Petra kim bilmiyorum da hallederiz ya. Öldür bakayım onu. Güzel. Sen du destemiş kaba sakalın 5. ayı dostum Furkan'ım teşekkür ediyorum. 5. ayın kutlu olsun kankacığım eyvallah. Subscriber olup yayınımı desteklediğin için çok çok sağ ol. Eski çanta. O parlak mantar, ucube tırnağı, zengeç kıskıcı. Bak bu var ya abidik gubidik şeylerin hepsi işe yarayacak ha. Tilki kürkü satarım. Külçe demir alırım. Ametist alırım. Flüt işe yaramaz. O bacağı da almak istemedim. Kuvvet zehri, bal peteği, ağaç mantarı. Bunların hepsi böyle büyüyle alakalı malzemeler acı. Bunlar böyle kolay kolay bulunmaz. İyi kalpliliğinin karşılığını alıyorsun. Ya o işin sonunda belli olur kanka. Yani bak bu tarz karakterler hem oyunlarda hem filmlerde şey yapmazlar acı. Her zaman sözlerinde durmazlar yani. İşi bitince muhtemelen bana da arkadan Petra seni hain sürtük mü? Anneni yiyeyim o ne? Ana onların da ucubesi var. Biri alev ucubesi biri şey. Şanslıyım ki benim aleve karşı direnç kalkanım var. Sen ver oradan soğuğu. Ver oradan soğuğu. Petra'yı indiririm ben. Petra GG. Dur bakalım Petra'yı lootlayalım. Bu ne? Bu ne lan? Bir saniye. O kitap benim bir ilgimi çekti acı. Bir dur bir dur. Fight'ın ortasında kitap bakmaktan nefret ederim de. Yenileme yeteneği. Ya ucubenin elindeki kitap öyle şey olmaz acı. Dandirik olmaz. Oha. Kuleni geri aldım ödül. Melkan'ın gözü. Güzel. Aldık asayı. Şimdi bir de ben arkadan vurmayı deneyeceğim. Eğer müsaadeniz varsa. Arkadan vurmayı deneyelim mi? Ben bir save alayım da şurada. Ne olur ne olmaz. Bir de hızlı save alayım. Asayı da aldım. Ucube. Yaşamana izin veremem. Kusura bakma. Ha Petra Petra. Al sana Petra. Karşılık vermiyor ya bu muhtemelen ölmeyecek.
İyi kalpli orklukta bir yere kadar ya. İyi kalpli orklukta bir yere kadar kardeş, yapacak bir şey yok yani. Yani üzgünüm, iyi kalpli orkluk bir yere kadar. Sonuçta yaratık yaratıktır. Oğlum yaratık yaratıktır, ben önüme çıkan her şeyi öldürmekle şeyim yani. İnşallah ileride tuzak muzak yoktur. Babuş ben çıkıyorum, iyi oyunlar. Teşekkür ederim canım, görüşürüz. Görüşürüz, eyvallah. Önemli bir oku, eğer 50'den yüksek kitapların neredeyse hepsi yetenek geliştiriyor. 50'den yüksek kitaplar derken... Şunları bir öğrenelim ya. Ha, değeri 50'den yüksek kitaplar. Az evsun iksiri, direnç şurubu, külçe demir, iyileşme iksiri. Güzel. Güzel. E kardeşim, eleman ucube, ben ne yapayım? Ucubeleri mi yaşatayım? O zaman ben nasıl kendi orkluğumla şey yapacağım, övüneceğim? Buraları falan lootladım değil mi? Sandığı lootlamadım mı? Hayır, tamam, lootlamışım. Deri bileklik falan vardı. Sanırım ben burayı komple temizledim ya. Bakayım, aynen öyle abi. Kaya mağarası komple temizlendi. Buradan aşağı inip şimdi yolumuza bakalım. Fall damage'den öleceğim. Fall damage'den öleceğim. Dostum bu kılıç, şafak söken kılıcı. Bu şafak söken kılıcının özelliği de işte bir tanrıça tarafından sana verilmiş olması. Bir görev yapıyorsun. Bu görevde karanlığın hizmetkarlarını ve beraberinde bir büyücü lordunu öldürüyorsun. Ki o büyücü lordunu öldürmesi baya baya zor bir şey yani. Biz öldürürken baya can çekiştik chatle beraber. Onları öldürürsen eğer sana bu şafak söken kılıcını veriyor o tanrıça. Ve diyor ki işte benim şeyim olarak, varisim olarak, işte temsilcim olarak bütün dünyaya iyilik getir, güzellik getir, ışığımı her yere yay. Benim diyor işte yayıcım ol, benim diyor temsilcim ol. Görevini yaptıktan sonra bu kılıcı alıyorsun hacı. Şimdi ben başka bir kılıcın peşindeyim. O kılıcı ararken de öyle birkaç tane yan mağarayı falan filan kesiyorduk. Kızıl Kartal'ın kılıcı. Yani gitmeye çalıştığım görev bu. O arada da işte loot olsun, loot yapalım, para kasalım diye bir şeyler yapmaya çalıştım. Yine Fall Damage'den ölmezsek. Şafak Söken'le. Şafak Söken kanka. Kılıcın adı Şafak Söken değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Herkes niye bu kadar takıldı isme? Bunları bir okuyayım da. Şafak Söken. Aynen, kılıcın adı bu. Hortlaklar ya da etrafındaki hortlak türü bir şeyleri öldürdüğünde... patlama falan veriyor. Samet abi, Kızıl Kartal kılıcının mağarada güçlü bir canavar var. Fuşura da falan atıyor. Hazırlıklı git. Yapma ya. Lan bir fuşura da atan şeyimiz eksikti ya. Gerçekten yaratığımız. Tamam ya, cam potun falan var. Sıkıntı yok. Hallederiz bir şekilde. Merdiyanın ışığı görevi. Aynen öyle. Görevin adı Merdiyanın ışığı. Twitch Prime'ı açıklar mısın? Dostum ben de bilmiyorum inan eğer Twitch Prime'ı. Kızıl Kartal Efsanesi diye bir görevle devam ediyordu sanırım o kılıç görevi. Olur, devam ederiz. Ben daha önce hiç yapmadım. Yani yalan olmasın şimdi. Şafak Söken kılıcının görevini yaptım bir kere. Ama tam net bir şekilde hatırlamıyorum. O esnada eski bilgisayarda oynadıydım oyunu. Ve hani eski bilgisayarımda şanklar o kadar düşüktü ki. Şu önümdeki ağaç bile saatler sonra spawnoluyordu. Yani dakikalar sonra, tabii ki saatler değil de. Dakikalar sonra spawn oluyordu. Baya baya bir sıkıntıydı acı. Yaratık sesi duyuyorum sanki ama. Hayırlısı bakalım. Aha, bu benim atım mı lan? Ha yok, başka bir atlı ve kimsin sen? Soylu. Yanında da dandirik bir imparatorluk askeri. Ben bu ikisini burada mıhlasam kimin haberi olur? Bir şey söyleyeyim mi? Bence kimsenin haberi olmaz. Zaten bana at lazım. Ama at kaçar lan.
Kovalarsam yakalayabilir miyim kağıtı? Soylu öldü. Bence 1000 ceza puanı falan eklenmez ya. Öldürdüm herkesi. Görgü tanığı kaldı mı? Yok. Ama görgü şahidi kalmadı. Görgü şahidi yok abi. Bana ceza puanı girdi mi şimdi? Bir bilginiz var mı? Ceza puanı ile alakalı. At gördü. At mı gördü? Ne demek at gördü? Atın ağzı dili mi var? Egeciğim hoş geldin canım. Oğlum atın ağzı dili mi var? Ne olacak? At görüntü ne demek ya? Hadi bakayım bir şey olursa buraya geri döneceğim o zaman. Şöyle bir ana save'i alayım da. Ana save'i niye aldım ben? E bunları öldürdüm ben ana save'de. Allah'tan hayırlısı ya, yapacak bir şey yok. Görmedi kimse ama kiralık katiller gelecek büyük ihtimalle. Yeminli baskıncı mı? Ya ablacım bir dur ya. Vurmadı atıma şu şeye gideyim artık, kaltar kılıcına. Kaytay kılıcı. Yay. At görse bile at seninle. Ya babacığım. At ne yapacak Allah aşkına? Nasıl anlatacak? Eyhildi'yi kişleyecek mi? Ne yapacak? Kişleye mi anlatacak? Bak bu katil baba, bundan uzak durun. Bu benim üzerimdeki soyluyu öldürdü diye. Ha atlar tanınabiliyordur. Belki o ayrı mevzu. Hani ki atların tanınması da çok şey bir durum ya. Güç bir durum. Ya atların tanınma durumu. Ya tamam hani işte... Kraliyetin en hızlı atı ya da ne bileyim kraliyetin en dayanıklı atı, en sağlam atı falan, eyvallah bunları şey yaparlar, tanırlar, bilirler de şeyi nereden bilecekler acı? Nerede lan bu gireceğim yer? Kaldırır mısın onu? Abi dağın içerisinde bir yerde, ben oraya nasıl gideceğim ya? Şuradan çıkalım bakalım. Anam kaplan! Ben acıkmadım kanka, sen açsan ısıt. Ah bir yandan da kurtlar iniyor. O fark etmez. Oley! Kraliyetin en kuvvetli atı. Ya işte ona benzer bir şey oğlum. Hiç mi şey yapmadınız ya? İşte hani kral özel bir görev vereceği zaman sana en hızlı atımı veriyorum falan filan der. Atı tanırlar. Bilemiyorum. Hayırlısı bakalım, şu kartal kılıcı görevini bir gerçekleştirmeye çalışalım da. O maşallah at da benim gibi yamuduk yumuduk ilerliyor. Kraliyetin en sesli ostran atı. Yani o tarz ünvanlar değil de işte daha çok şey ünvanlar gibi böyle. Kaplan sesi, kaplan sesi, kaplan sesi, kaplan sesi. Yo. Ya. Ay. Amanın. Oy. Yamadık. Yumuduk. Obidik. Bence yakınlardayız ha. Geri kalanını ben hallederim at. Çalıntı at zaten. İyi tankladı at. Gücünüz ata mı geçiyor lan? Yıkık yeminliler. Hayırdır? Ya buranın boş beleş bir yer olmadığı belli zaten abi. Buranın boş beleş bir yer olmadığı belli, anladın? Feneri çalmayalım bari.
Burası boş beleş bir yer değil şimdi. Burayı bura bizi yoracak abi. Bura bizi bir yoracak. Hadi bakalım Kızıl Kartal Bayırı. Ben gideceğim dedim hala buradayım çıkamıyorum. Niye? Yani işim varsa kankacığım ben hep buradayım. Her gün yayın açıyorum. Yarın işte hani hafta içi şeye döneceğim. 8-5 arasına dön 5-8 arası işte ya da 5-9 arası. Yayınlar o saate dönecek. Yani ben hep buradayım. Bir şey kaçırmazsın. Ulan. Gerçekten dibine gelmek o kadar mantıklı bir fikir değilmiş. Hadi bunlardan çekinmiyorum da bosslardan harbiden çekiniyorum ya. GTA 5'i PC'ye ilk çıktığı zamanlarda dağda falan adam kestiğinde kimse olmasa bile geyikler polisi arıyordu. Atın gardiyanlara haber vermesi tuhaf değil yani. Harbi mi? Abi GTA 5'in gerçekten o şey mantığı, aranma mantığı çok kötü ya. Ya GTA 5'in en çok beğenmediğim özelliği o aranma mantığı. Ulan kim gördü, kim haber verdi? Nereden şey yaptın, eriştin o bilgiye şeye? Hani bir de arandın mı da kurtulamıyorsun ya. Yani bana söverseniz saniyesinde ban yer misiniz? Bana niye sövesin ki? Bana sövmek için ne sebebin olabilir? Lan bıktım yeminlisinden, şunundan, bunundan. Şey yapmayacağım ya, oklarını moklarını toplamadan gideceğim. Bunların üzerinde ne gold var ne bir şey var zaten. Bir dur lan bir oklama da. Ya yayı da aldım senin yüzünden be. Okla da göreyim hadi. Hadi okla, hadi. Hadi okla. Şu şeyi atayım da bir silahlardan. On metre çapında 40 zarar veren bir ateş patlaması tutuşan hedefler fazladan zarar alır. Vay anasının gözü. Neler diyorsun abi? O şeyin gözü baya baya iş yapıyormuş bu arada ha. Lan benim karakter de çok çirkin be. Peki aynı numara arabayla tamire girip çıkıyorsun. Arabayı bilmiyor ona ne diyeceksin? Ha aranma bitiyor ona ne diyeceksin? Abi GTA 5 değişik bir oyun. Yani. Tek diyebileceğim o yani. Ya Darkfire çok da lülü kanka. Çok da lülü. 4 dakikada bir şey diyeceğim size. Selçuklu'yu kurmak gerçekten çok kolay. Bize ne lan? Çocuk şey gibi ya. Bir ara hani MOBA oyun prosu hoş geldin. Çocuk şey gibi böyle. Bir ara bir reklam vardı hatırlar mısınız bilmem. Ali'nin karnı acıktı diye bağırıyordu böyle. Ali'nin karnı acıktı. Ona da böyle bana ne lan diye bağırasım geliyordu. İlk defa bu çocuğa da öyle bana ne lan diye bağırasım geldi ya. Bana ne oğlum? Ya Bronze Bey vallahi hiç zerre umurumda değil biliyor musun ya? Ya
Ya yeminliler tarafından iyi korunuyormuş ha bölge. Öldürmekten benim içim dışıma çıktı. Artık şöyle düşünün. Lootlarına bakmıyorum lan adamların. Adamların lootlarına bakmıyorum abi artık. O kadar içim dışıma çıktı bunları kesmekten. Adamların kamplarını bastık galiba ya. Vay, yemezler. Ya okçuluk yeteneklerine bir şey diyemeyeceğim. Okçuluk yetenekleri iyi. Ama bana burayı bir taburun koruduğunu kimse söylemedi. Bir tabur asker koruyor lan burayı bildiğin. Birinden 1000 altın çıkarsa mı? Ama bu yaptığınız var ya yemin ediyorum vicdansızlık ya. Neyse ya almayacağım. Bana ne 1000 altın çıkarsa çıksın ne olacak ki? He 1000 altın çıktı. Boş boş geyik eti lootluyum hala. Kardeş bir tabur asker kurmuşum da hiç öyle bizi bir etkilemedi. Bu muydu la boss? Bu muydu la sizi sinirlendiren boss? Kızıl Kartal öfkesi 5 puanlık ateş hasarı verir. Funda kalbi, Kızıl Kartal kule anahtarı, Işıltılı cüce savaş baltası. Efsunlu silten ok kılıcı. Ama yürüyemiyorum. Kızıl Kartal ayini. Bu bir panel gibime geldi ama neyse. Şurada kule var. O kulenin içerisine gireceğim. Eminim kulede de bir şey vardır da benim üstümü başımı birazcık boşaltmam lazım. Ulan örneğin yeminli yayı bende ne arıyor? Bir sen değil mi? Çelik gürz, yeminli baltası, at yeminli baltasını o kadar cüce şeysi aldık. Kızıl Kartal öfkesi. Oğlum bunlar çok ağır şeyler ya. Bunlar ağır. Işıltılı cüce savaş baltası. Al favorilere. Kuvvet emen. Haldiren asası. 30 Efsun hasarı verir. Efsun'un ork kılıcı falan filan. Allah. Neler neler var ya. Işıltılı cüce savaş baltası. Al bakalım şunu bir 7 numaraya. Şimdi şöyle takılalım bir. Bir elde şafak söken, diğer elde ışıltılı cüce savaş baltası. Kızıl Kartal efsanesi. Ben bunu şimdi okurum da... The Kong hoş geldin canım, hoş geldin. Bayağı bir sıkılırsınız ondan dolayı şey yapmıyorum böyle. Direkt sadede doğru ilerlemeye çalışıyorum. Ama böyle beklediğim benim tekel bir kılıç değildi açıkçası yani çiftel bir kılıç değildi. Benim beklediğim kılıç hani şey böyle şafak sökenin yanına eşlik edebilecek bir kılıç zannediyordum ben onu. Şafak sökenin yanına eşlik edebileceğimiz bir kılıç değilmiş kendileri. Olsun sağlık olsun. Buraları niye yaptınız lan içi boşsa? Allah Allah. Kartal kılıcını aldın mı? Aldım aldım bende. Envanterimde.
Kapıya baktım geldim, kılıcı aldım mı? Aldım kankacığım, kılıç bu. Nerede? Kızıl Kartal'ın şey, Kızıl Kartal öfkesi. 5 puanlık ateş hasarı verir falan filan. Aldım kılıcı yani. Bu arada arkadaş görevin devamında kanser olacağız diyor ama ha, Kızıl Kartal kılıcının gizemini çöz. Nasıl çözeceğim ben o gizemi peki? Başka bir yere mi girmem gerekiyor buradan? Asi mezar. Uğraştıracak sanırsam bize ama olsun, olsun. Direkt o zaman şu asi mezara doğru ilerleyelim. Burada da ben bir save'imi alayım. Kullansana. Şimdi ben tekel kılıca yöneldim ya, çiftel kılıç aldığım zaman o kadar yüksek miktarda damage vurmaz. O yüzden kullanmıyorum yani. Envanterin kenarına koydum, duruyor öyle. Ama seni kırmayayım hadi. Bir tur kullanayım. Ya çünkü ben hani... Aa, bu da tekelmiş lan. Aa. Çiftel gibi durmuyor mu abi? Baksana. Bildiğin çiftel gibi duruyor bu. Tamam o zaman. Yanına kalkanı da alalım. Kullanalım baba bunu. Aa. Harbiden ben bunları şey zannediyordum ya. Fazlalıklarını eve bırak. O loot mu gerçekten? Loot mu var orada? Şey, çiftel kılıca benziyordu. Çiftel kılıç kadar uzundu yani bu. Ya, çok uzun gözüküyordu çünkü. En az bir çiftel kılıç kadar uzundu abi yani. Hadi bakalım. Şurada bir save alalım. Steam arka planının adı ne? Bakarım da şimdi bulamam kanka. Steam'de çok fazla öge var benim. Evet, buralarda FPS droplar başladığına göre kesin bir sıkıntı var. O fışrada falan atıyor dediğiniz bu değil mi? Yine şafak söken kılıcına kaldık. Gerçi kaldık değil yani, şafak söken kılıcı gayet iyi Abi aslında. bak, bu sefer ağızlı biri değil, ona göre. Ha, teşekkür ederim abi. Şu telefonunu Yine çeksene. üstüme başıma dökmeyin de. Biraz erişte de getireceğim. Çünkü öbür türlü dökülecek yani. Tamam abi, tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bir yandan ben tıkınma faslına geçiyorum, üzerinize afiyet. Ya üstümde o kadar fazla bir şey yoktu ya. Şöyle yapalım mı? Böyle yayında güzel oluyor ha bu kafa. Aslında yemek bir en güzel gidecek oyun Darkest'ta. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Eyvallah arkadaşlar. Afiyet olsun gençler. Sağ olun. Gelin beraber olsun, beraber yiyelim. Muhtemelen bir boss savaşı öncesi durumu gibi bir şey bu. Geri yat. Abicim çok güzel vuruyorsun yalnız. Bir saniye. Çok güzel vuruyorsun. Harikasın. Efsanesin. 10 numarasın. Çok güzel vuruyorsun ama benim ölmemem gerekiyor çünkü çoluğum var, çocuğum var benim. Ya o ne kardeşim ya? Ya bu arada iksirler olmasa halimiz nanay. Yakan bilenmiş kadim kuzeyli büyük kılıcı. Yer yok envanterimde. Ayva yedim. Ayva yedim, yedim. Koşamıyorum. Nasıl Türkçe yaptım ben yapamadım. Steam atölyesinde yazıyor. Tek tek anlatıyorlar. O kafana facecam açık sandım. İşte yokluğumu hissetmeyin diye. Hala loot yapma derdindeyim. Adım atamıyorum. Adım adım. Yürüyeceğim.
Birisi arkamdan oklamış beni galiba ya. Yürüyebilirim. Anca yürürüm zaten. Çözdüm mü ben şimdi bu kılıcın şeysini, büyüsünü, gücünü bilmem nesini? Vırtını zırtını. Çözdüm galiba. Aynen. Bu muymuş bu kılıcın esprisi? Yürüyemiyorum. Evet. Şey yok mu ya? Ağırlık arttırma. Hayır, ağırlık arttırma yok. Atacağıma içerim bu arada. Ardıç üzümünü yemeseydim keşke. Neyse, o kadar şey yedik. Bakalım benim aktif etkiler ne alemde. Aktif etkiler. Ayaza karşı zayıflık, kuvvet yenilememe. Ay. Azaltılmış silah yetenekleri. Öy, 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 öy. Ölmüş çar, ölmüş. Neyse salla. Kılıcı alıp direkt akçaya ışınlanacağım. Ula kılıcı al. Kılıç burada, burada kılıç. Aldım öteki kılıcı, ondan yürüyemiyorum. Kılıç burada. Kızıl Kartal belası. Ya aldım aldım arkadaşlar, bakın bakın. Beyler, canlar. Kızıl Kartal belasını da aldım. Yakan bilenmiş kadimli kuzey büyük kılıcını da aldım. Her şeyi aldım, her şey envanterimde, envanterimde. Buradan çıkar çıkmaz da Akça'ya ışınlanacağım. Biliyorum. Çiftlerle olan kılıcı kullanmayacağım zaten. Abi beni Akça'ya ışınla ya. Bak Asi mezar temizlendi. Bilmem nere temizlendi. Ben bu yeminlerin olduğu yeri baya baya rahat bir şekilde şey yaptım yani. Tozu dumana kattım. Ne yiyorsun? Metin'im sulu köfte. Yüzün nerede? Yemek yiyorum. Burada save alıp salalım bence Skyrim'i ya. Eyvallah, eyvallah Metin'im sağ olasın. Yok, hiçbir DLC paketi falan yok.